Selamlar, nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bu videoyu pazar günü mü yayınlıyorum, başka bir gün mü yayınlıyorum bilmiyorum. O yüzden e, şimdiden şöyle bir giriş yapayım. Yani zaten ya pazar ya pazartesi yayınlamışımdır bu videoyu, haberiniz olsun. E, umarım seçimler hepimiz için en hayırlı şekilde, ekstradan kendi fikrimi belirtmeyeceğim. Zaten bilenler, tahmin edenler biliyordur ne şekilde düşündüğümü. Hepimiz için en hayırlısı olsun. Hepimiz için gerçekten her şey çok güzel olur umarım. Şimdi... Arkadaşlar bazı böyle birkaç tane haberi yine böyle mini gündem videosu tarzı şeyler yapıyorum ya böyle arada ee, birkaç tane haberi bir arada şimdi 3 tane haber var Bunlar, bunları bir arada vereceğim. Hep böyle zaten WWE üzerinde sorulan ne zaman güreşle ilgili bir şey olsa sorulan sorulardan bir tanesi var. Çok fazla ilgilenmeyenler hep diyor ya e, oğlum bu senaryo değil mi diye daha geçenlerde zaten YouTube'da böyle hep videolar geliyor. Benim biraz shorts videolarına falan özellikle bir ilgi oldu son zamanlarda. Shorts'a da şöyle bir şey var. Yayınlarsın pek izlenmez falan. Aradan böyle 5 ay falan geçer. Birden insanların herhalde şeyine çıkıyor. Akışına falan çıkıyor. Öyle öyle izleniyor falan. Bir de bazı böyle hikaye videolarım, anlatımlı videolarım var. Çok izlenen. 100 bini aşmış falan. Onlardan mesela bir tanesinde Brock Lesnar vardı yine şeyde. Çünkü tam haberle ilgili diye söyleyeceğim. Brock Lesnar'ın Randy kanattığı o anın şeyini çektim biliyorsunuz ki. Hikaye gibi böyle anlatımlı videosunu yaptım olanları. Bir tane arkadaş şey yazmış. E oğlum hani senaryoydu bu yazmış. Oğlum zaten senaryosal şekilde, kurgusal şekilde hani ilerliyor. Sonuç belli ama <laughs> bu sonuca gidilen süreçteki darbeler falan gerçek yani. Bilmeyenler varsa buradan söyleyeyim. Hani birbirinden gerçekten de vuruyorlar yani. Tabii ki direkt yüzüne nakalt yumruğu falan vurursan o boks olur gider adamla bayılır gider de. Yapılan hamlelerin %95'ini zaten alıyorlar yani. Yukarıdan işte alıyorlar kendileri vuruyorlar. Yapılıyor bunlar. İşte i̇nsanlar hep böyle şaşırıyor. İşte kan olduğu zaman ya hani bu şey değildi adamı gerçekten kanatmış demiş mesela o arkadaşımız. Ben de ona yazdım işte. E, tam olarak öyle yazdım. Senaryosal tabii de dedim. Bu tarz darbeleri zaten alıyorlar dedim yani. Bazı insanlar demek ki harbiden böyle zannediyor yani. Hani hiçbir şey böyle şöyle yapıyorlar zannediyor. Bir şey oluyor tepeden atlıyorlar ya tam inerken yavaşlıyor falan. <laughs> öyle. Abi alıyorlar yani darbeleri. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve bekle işte Burak Rezer kanlar içinde kalmıştı. Şimdi insanlar diyecek ki. Hadi bu da bilmem ne mi işte o boya falan filan. Arkadaşlar bakın haberde ne diyor. Brock Lesnar getting busted open was all part of the planet backlash. Artık bunu sorguluyoruz. Hani o kazalam oldu ne oldu falan diye. Hayır arkadaşlar. Backlash'te Brock kanaması zaten planın bir parçasıydı. Aynı o zamanda Randy Orton'un kafasının yarılması gibi. İnsanlar bunun bir planın parçası olduğunu bilmiyorlar da Arka alanda Jericho Brock Lesnar'ın üzerine yürüdü. Sen ne yapıyorsun? Dikkat etsene biraz daha falan diye. Tabii ki bir tık sert oldu. Bu yapılması gerekiyordu ama orada da işin hikayenin, senaryonun bir parçasıydı. Gerçekten de Randy kafasını kanatacaktı Brock Yapılması gerekeni yaptı aslında. birazcık fazla kanaktı. Fazla yaptı. Tabii ki sıkıntı. Ama anlayacağınız üzere arkadaşlar böyle şeyleri yapıyorlar. Burada da Tam olarak işte bununla ilgili işte bahsedilmiş Fightful Select'ten haberinde. Laser Bleeding yani asıl olayı hatırlayın şimdi. Turnbuckle'ın oradaki işte ring post adını unuttum şeyin işte. Yastık var ya böyle. Yastığı kaldırmıştı. Cody kaldırmıştı diye hatırlıyorum. Cody miydi? Cody kaldırdı galiba. Burak de onu fark etmişti. Ama Cody'yi oraya vurduracakken kendi kafasına işte maçın gidişatında kendi kafası vurdu ve burası yarıldı. Açıldı. Burası açılınca da işte oradan kanlar aktı falan. İnsanlar hep sorguladı. İşte abi ketçap o ya. İşte abi bu gıda boyası değil mi o falan? Arkadaşlar gerçekten de kanadı bırak lazerin ki zaten Stitch şeyleri eee zımba ne o, dikişleri falan gördünüz zaten. Dikişlerin buradaki hali falan gördünüz. Sıkıntılı. Evet, bırak lazer genelde kanıyor son zamanlarda falan böyle ve bu hepsi bir planın parçası arkadaşlar. Gerçekten de maçta orada bırak lazer kanacaktı abi. Gerçekten de bakın şurada da yazıyor. Yes, Brock was supposed to bleed. Evet, Brock Lesnar'ın kanaması gerekiyordu. And Cody was supposed to win. Cody'nin de kazanması gerekiyordu. Yani dediniz ya, hata mı oldu, bilmem ne mi oldu, işte kanadığı için Brock Lesnar Cody'ye mi verdi? Hayır arkadaşlar. Bu kadar kolay değil bazı işler. de planlı programlıdır. Çoğu şey, yani anlık değişimler olabilir. O yüzden söylüyorum çoğu şey diye. Yoksa zaten her şey planlıdır da. Cody Rhodes'la Brock Lesnar'ın maçı gerçekten Cody kazanması gerekiyordu. Brock Lesnar'ı da bu şekilde kanaması gerekiyordu. Kanadığı zaman zaten hakemin eldiven taktığını falan görürsünüz. Hemen sonra müdahale ederler. Bu tarz şeyler daha Tabi bazen hani yıllar öncesinde hep yapılan şeyler vardı ya artık WWE'nin PG politikasından dolayı insanlar sorguluyor bazı şeyleri. Çünkü uzun zaman önce aslında bu kanamadır bilmem nedir işte çok fazla cinselliktir küfürdür bunları azaltılmıştı ki son dönemlerde bir tık yine bunlar arada yapılıyor. Bu tarz şeyler e, bu da insanların artık tekrardan aslında geçmişe dönüşü için e, böyle heyecan duymasına sebebiyet veriyor. Benim için de öyle mesela bazı şeyleri yıllardır görmediğimiz şeyler vardı. İşte kan zaten AW mesela sürekli herkes kanıyordu bir ara o da abartıdır bence. Arada böyle hafif kanlar falan da görülmesi güzel olabilir ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi eskiden kan işte kan böyle topları vardı mesela onu tak, patlatırdım falan O yani jilet ayrı. jilet diye bir şey yok artık bu olamaz yani bir kendini jiletleme diyeyim blading diye bir şey yok çünkü insanlar harbiden yani güreşler kanatıyorlar ve bazı güreşçiler Abdullah Tubaçır falan bütün buraları izdir yani Adamın hep kalıcı izleri falan kalıyor güreşçilerin blading yok böyle şeyleri vardı işte bleeding şey ball founder'lar böyle küçük kapsüller falan böyle şey i̇şte onları bir patlatırsın ama oradan akar falan böyle sürekli ya yani öyle bir hava verir sana o tarz şeyler mesela kalır orada yani. Onu Roman Reis falan da yaptı zamanında. Triple maçındaydı galiba. Onu da tam görülüyordu kamerada. İşte o tarz şeylerden dolayı insanlar sorguluyor olan acaba gerçek mi değil mi bu falan diye kan. Abi bu tarz durumlarda gerçekten kan kanıyorlar yani. Haberiniz olsun. Evet ikinci haberimize geçelim. This is why NXT's Brown Breaker wasn't drafted to Raw or SmackDown. Haber ne biliyor musunuz? Raw ve SmackDown neden draft olmadı Brown Breaker? Çünkü hepimiz bekliyorduk doğru söylemek gerekirse uzun süre kemere taşıdıktan sonra Karmelo Hayes'e kaybetti ve dedik ki tamam artık o ortam uygun drafta geliyor. Harvey'den de aslında gelmesi planlanıyormuş başta ancak Breaker'ın heal olması NXT tarafında heal performansı heal oldu biliyorsunuz. Performansı o kadar sevilmiş ki abi al o kadar etkilemiş ki heal performansıdır. Yanlışlıkla tweet'e tıkladık. Etkilemiş ki adamlar demiş ki dur biraz daha bizde kalsın. <laughs> o yüzden arkadaşlar Breaker gelemedi abi. Bron Breaker ana kadroya gelemedi. En de devam ediyor. Ama there are tentative plans to call me, Yani biraz daha heal karakterini de pişirip. Çünkü bu adam face olarak uzun süre kemer taşıdı. Şimdi bir de heal karakterini böyle iyice besleyecekler. İşte ondan sonra bir ihtimal SummerSlam'da falan olması muhtemel diyorlar. Haberiniz olsun. Ben de size soruyorum şu an. Sizce Bron Breaker ana kadro için gerçekten başarılı bir malzeme midir mesela? Ben cihazını ama. Ve son haberimize geçecek olursak da Bad Bunny ile ilgili. Öncelikle buradan Bad Bunny'nin ilk göründüğü zaman tamam Bad Bunny biliyorum. Bad Bunny zaten ilk şeyden biliyordum ben. Direkt olan işte en çok dinlenen şarkısı var ya. Mia, Mia, Asakatatas, Mia falan bir şey neydi? Unuttum şarkının adını. Bilemiyorum zaten resmen hocam. <laughs> yani o şarkıdan sonra Bad Bunny'yi biliyordum. Bad Bunny'nin Latin dünyasında ne kadar önemli bir müzik figürü olduğunu da biliyordum. Tabi ondan sonrasındaki yayıl dışını yani dünya çapındaki aslında popülerliğini biliyordum ama abi Bad Bunny ne Sonra baktım ki bu adam harbiden şey bir güreş severmiş mesela. WWE'nin hayranıymış çocukluğundan beri. Ve o yüzden de çabasını gördüm. Yapabileceklerini gördüm. Takdir ettim derken abi bekle işte zirveye çıktı. Bekle işte kendi seyircisi önünde. WWE tarihine geçen bir giriştir bence. Her ne kadar bunu kabul etmek zor olsa da bir güreşçi olmadığı için tam bir konservasında falan geldi. bir tarihine geçmiş bir giriştir. Sorgusuz sualsiz bence. Muazzamdı. Maçı da çok iyiydi. Maçta yaşattıkları da çok iyiydi. Bence Bad Bunny bir abi müzisyen olarak, bir şarkıcı olarak, prodüktör de galiba aynı zamanda, prodüser olarak bir şey diyeyim mi size? Kim var başka? Şarkıcı olarak WWE'de bu kadar şey yapan. Logan Paul, YouTuber. Aynı zamanda sporcu. O yüzden müthiş güreşiyor zaten. Yani ve şey ilgisi de var. Harika. Bir de Logan Paul harbiden senaryosal yazılan şey çok iyi oynuyor. Ama Bad Bunny'de öyle bir şey var ki adam doğaçlama da yapabiliyordu. Ben çok ağzım açık kaldı izledim yani. Çünkü beklemiyorsunuz yani. Güreşçi olmayan birinden böyle bir performans, böyle bir seyirci önünde zaten o iyice gazı da alıyor da. Beklemiyordunuz. Ben çok başarılı buldum Bad Bunny'i ve kesinlikle bakın şöyle haberler var. SummerSlam'da acaba gelecek mi falan diye. Put the WWE Universe see Megastar. Megastar Bad Bunny. Megastar Tarkan değil miydi ya? <laughs> Megastar Bad Bunny SummerSlam'da yazın görecekler mi diye. Valla ben isterim. Hikayeyi uzatırsın bir şey yaparsın. Judgment Day'li bir şeyler yaparsın. Ben isterim ama şey böyle hani direkt birebir bir maçtan ziyade bir bütünün parçası. Bir, bir üçe üç bir maç mesela. Hani LWO'nun parçası olarak. işte mesela Rey, Santos Escobar, Bad Bunny. Karşıda işte Judgment Day var mesela. Böyle bir şey falan görmeyi isterim. Doğru söylemek işte Dominic, Finn Balor, Damien Priest. Bunları görmeyi çok isterim. İsterim gerçekten. Valla olsun ya. Ben Bad Bunny sevdim. Bad Bunny, Tamam Puerto Rico'da kendi sevisyonunda bambaşkaydı ama... Şu an öyle bir gaz aldı ki... Mesela SummerSlam'da olabilecek bir maçta falan bile... Yine bayağı destek alır yani. Şu an Bad Bunny oldu bence. Ben bir... Yani 20 seneyi devirmiş bir güreş sever olarak aktif şekilde izlediğim hani tam 5 yıllık bir ara falan var da full time izledim artık 15-16 yıl falan oldu zaten. Belki geçmiştir oğlum artık yaşlandım ben tam hesapla yapamıyorum. O kadar zaman geçti bu adam başka abi. Bu adam celebrity olarak gelenler arasında başka. Logan tabi şu an daha da etkili ama çok şanslıyız lan. Eskiden öyle bir selebritler gelirdi. Bir kere görünürdü. Böyle saçma sapan maça çıkarlardı. Bir şey yapamazlardı. Bad Bunny ve Logan Paul gibi harbiden güreşi seven, harbiden bu işi önemseyecek, harbiden bu işi yapacak insanlar varsa ünlüler gelsinler abi. Ben izlemeyi isterim. Diyerek aranızdan ayrılayım. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Öyle söyleyeyim videoyu çünkü tam ne zaman yayınlıyorum bilmiyorum. Ben çünkü cuma günü çekiyorum. Ee, muhtemelen pazar günü falan yayınlayabilirim bu videoyu. Güncelini kaybetmez umarım haberlerde. Öyle. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Her şey bizim için iyi olsun.